Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara suresi 168. ayet. Estaizu billah. Ya eyyühen nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ey insanlar, yeryüzdeki nerselerinin içinden halal tayyibini yiyler. Şeytanın izlerine ergeşmeler. Elbette o sizler için açık düşmendir. Suyuti ayeti yaptılar. وَنَزَلَ ف۪ي مَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبِ وَنَحْوَهَا. Bu ayet savaib, yani saibatunning jami ve şu saiba ve şunga o'xshagan narsalarni harom qilgan kishilar to'g'risida nozil bo'ldi. Ya'ni islomdan avval Makka mushriklari ve atrofdagi mushriklarni shunday bir qilig'i bor ediki, ba'zi bir hayvonlarni tuya bo'lsin yoki mol bo'lsin, butlarga atab qo'yishar edi. Masalan, saibasi ham shundayki, hali keyingi oyatlarda ochishasiga keladi, shu yerda tahqiq qilamiz. Hozir muxtasar aytib o'taman. Mana shu tuya yoki mol butlariga ataldimi, nazr qilishdimi, uni hech kim minmaydi, ustiga yuk yuklanmaydi. Biror yerdan suv ichaman desa man qilinmaydi, biror yerdan o't yeyman desa man qilinmaydi. Ularda erkatoy yo'q qoladi. Hamma uni xizmatida. Nimaga? Butlariga atalgan hayvonlar. Ularda atrofidagi insonlar demakki bu hayvondan ham battar. Odamlarga suv ichishlikka navbat bo'lish kerak, bunday hayvonlarga navbat yo'q. Insonlar yuk ko'taradi, lekin hayvonlar ko'tarmaydi. Qarang, hayvondan battarlik. Ki shu hayvonlarni so'yishlik ham durust emas, yeyishlik ham durust emas deb e'tiqod qilishar edi. Mana shu e'tiqod to'g'risida nozil bo'ldi bu oyat. Ya yuhannas kulu mimma fil ardi halalan halun tayyiban sifatun muakkidatun. Yer yuzidagi narsalardan halol holatdagini yeylar. Halolni tarkibida ikkita qavl bor. Mana birisi hal. Halol holatdagi narsalar deylar. Deysiz, ba'zilar aytadiki, maful bihi deydi. Halolni yeylar. Tayyiban esa halolga sifat bo'lyapti. Ta'kidlaguvchi sifat. Ay mustalazzan, ya'ni lazzatli, shirin, halol bo'lgan narsalardan yeylar. Vala tattabi'u xutuvat turuq ash-shayton. Shaytonning xutuvatlari, ya'ni yo'llariga ergashmanglar. Xutuvatun odim degan aslida. Shunda qadamingizni ko'tarib bosganingizda ikkala qadamingiz o'rtasidagi narsa xutuva deyiladi. Odim. Lekin bu yerda yo'llar, izlar qasd qilinyapti. Ay tazinihi, ya'ni tazinuhu shaytonning chiroyli qilib ko'rsatishligi. Innahu lakum aduwwun mubin bayyinul adawa. Albatta shayton sizlarga ochiq dushmandir, dushmanligi aniq bo'lgan, ravshan bo'lgan bir dushmandir. Demak, bu oyatda Alloh taolo halol narsalardan yeyishlikka buyuryapti, shaytonning izlariga ergashmanglar deyapti. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar deyapti. Bu oyatni yuqoridagi oyatlarga nima aloqasi bor? Yuqorida Alloh subhanahu va taolo tavhidni bayon qildi, islomni bayon qildi va ba'zi insonlar Allohga shirk keltirganligini bayon qildi. Endi shunga mana misol. Insonlar Allohga shirk keltirib, Allohning qonunlarini, hukmlarini buzganiga bir misol. Mana Suyuti aytganday, ba'zi ulamolar aytadiki, mana o'sha halol bo'lgan ba'zi hayvonlarni harom qilganliklari to'g'risida mana shu oyat nozil bo'lgan. Mana mushriklar Allohga ibodat qilishlikda Allohga biror narsani teng qilishdi. Hatto insonlarni hayotini ham qisib qo'ydi ular. Alloh taolo keng qilgan edi, islom nihoyatda mukammal edi, go'zal edi. Lekin halol qilingan narsalarni o'zlari tarafidan hukm chiqarib, qonun chiqarishib harom deyshyapti. Yeyishlik joiz emas, gunohkor bo'ladi deyshyapti. Va shu amallarni butlari uchun qilyapti. Butlarini rozi qilishligi uchun, hali xudolarini, haykallarini rozi qilishligi uchun bu hayvonlarni harom deyishyapti. Qarang,
Bu bilan mana butlarga qilinib turgan ibodatga bir namuna o'rnak bo'lyapti, misol bo'lyapti bu. Va yana müşriklar Allohning dinini qanday buzganligiga bir misol keltirilyapti. Va dinni buzishlik bilan insonlarga qanchalik bir qiyinchilik qilyapti turganligiga misol bo'lyapti. Qarang, yuqoridagi oyatlarga qanchalik mukammal darajada bog'liq bo'lib kelyapti bu oyat. Qur'onning mo'jizaligi bu. Alloh taolo butun insoniyatga xitob qilyapti. Endi bu oyat yuqoridagi oyatlarga o'xshab ikki xil tafsir qilinadi. Biri xususiy o'sha mavzuga tegishli Makka mushriklarining Allohni halol qilgan narsalarni harom qilib olganligi va shaytonga ergashib ketganligiga tegishli qilib tafsir qilasiz. Ya'ni ey Makka mushriklari, ey arablar, sizlar bunday qilmanglar. Alloh halol qilgan narsani yeyoringlar, shaytonlarga ergashmanglar. Shayton sizlarning dushmanlaringiz, deysiz. Va umumiy tafsir qilinadiki, qiyomatgacha keladigan butun insonlar va jinlarga Alloh taolo xitob qilyapti. Ey insonlar, deyapti. Kim bo'lsa bo'lsin. Alloh taolo ya ayyuhal mu'minun demayapti. Ey mu'minlar demayapti. Ey insonlar deb hammaga umumiy qilib xitob qilyapti. Kimiki insonman deyapti turgan bo'lsa, kulu, yiylar deyapti. Ya'ni yeyishlikka buyuryapti Alloh taolo. Mimma fil ardi halalan. Yer yuzidagi halol narsalardan yiylar. Yer yuzidagi halol bo'lgan holatdagi narsalardan yiylar. Toyib. Halolni bilasizlar, haromning ziddidir. Halol islomning halol qilgan, yesiz joiz bo'ladigan narsalar. Va yuqoridagi oyatlarda huvallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'an oyatini tafsirda aytdik. Yer yuzida butun narsalarni Alloh taolo bizning foydamiz uchun yaratgan. Yer yuzidagi bor narsalarning ko'pchiligi halol. Masalan, o'simliklarning ko'pchiligi halol. Ya'ni siz ularni sanab bitira olmaysiz, haromini sanasangiz, barmoq bilan sanaydigan darajada. Hayvonlar ham haromlari oz, haloli ko'p. Qushlar ham shunday, harom qilingani oz, haloli ko'p. Endi hasharotlar esa endi xabis narsadir, yeydigan narsa emas hasharot. Bu to'g'risida bahs qilishlikka hojat yo'q. Demak, Alloh taolo ko'p narsalarni bizga halol qildimi? Shu haloldan yeyinglar, deyapti. Nimaga ko'p bo'lgan, shirin bo'lgan, yaxshi bo'lgan halol deymaysizlar-da, harom deysizlar. Bu bitta ma'no bo'lsa, ikkinchisi Alloh taolaning halol qilgan narsasini nimaga sizlar harom qilib olyapsizlar? Alloh taolo halol qilgandan keyin yeyolmaysizlarmi? Nimaga o'zlaringiz qiynayapsizlar? Endi toyib kalimasida ikkita tafsir bor. Toyib yo halolga ta'kidlovchi sifat deysiz, yaxshi, haloldan yeyinglar deb, yoki toyib degani shirin degan ma'nosi ham bor va toza, nihoyatda pok. Ba'zan ba'zi narsalar halol bo'ladi-yu toyib bo'lmaydi. Aytaylikki, bir odam bir taom yeb o'tiribdi. Siz ne uzoqdan bir ikki marta qarab qo'ydingiz, assalomu alaykum dedingiz. U ham teskari qarab va alaykum assalom deb qo'ydi. Sezdingizki, sizni borib shuni taomiga sherik bo'lishingizni xolamayapti. Hamtovo bo'lishingizni xolamayapti. Endi qandaydir bir uzri bor ekan va siz majbur emassiz. Ochizdan o'ladigan holatda emassiz, og'ir bir holatda emassiz. Borasiz. Qarasizki, taomi halol. Biz ham olsak bo'ladimi? Siz u qovog'ini solib, xursinib, mayli kening, deydi. Tavoqda ham masalan o'ziga yaqin turibdi, sizga yaqinlashtirmaydi ham. Ya'ni xolamayapti taomidan yeyishligingizni. Ammo siz hech narsani his qilmayapti turgandek, xuddi o'likdek muomala qilyapsiz. Kelib u taomdan yiyapsiz. U taom halol, lekin toyib emas. Egasi rozi bo'lmayapti bu yerda. Aziyatlanyapti. Endi sizni man qilgan uyaldi. Uni uyalganligidan siz foydalanyapsiz. Uyalmayapsiz. Bu toyib emas bu. Halolu toyib emas. Toyib ya'ni haloldan bir daraja baland bo'lgan holat. Alloh taolo toyib va halol bo'lgan narsalarni yeyishlikka buyuryapti. Endi ko'pchilik ulamolar halolga ta'kidlovchi sifat deyishadiki, nimaga? Masalan, odam bir haroj qilib qo'ymasin. Ba'zilar shu oyatlarni noto'g'ri tushunib, demak biz eng toyib bo'lgan narsalarni yeyishligimiz kerak. Albatta, toyibdan yeganimiz afzal, lekin halol ham muboh. Halolni makruhga yoki noto'g'riga chiqarmaslik kerak. Ba'zi so'pilarda bilasizlar,
Ko'p narsalarni yemay qo'yishadi. O'zi shubha qilib yoki u deb, bu deb. Nimaga? Shu toyib yeymiz deydi. Toyib degani yaxshi, lekin halolni nimaga sen harom qilyapsan? Makka mushriklari ham shu senga o'xshab boshlangan. O'zicha ehtiyot qilamiz, savob bo'ladi deb halol narsalarni man qilishgan. U holatga bormasin deb ulamolar bu yerdagi toyib kalimasini halolni ta'kidlovchi sifat deyapti. Yaxshi halollardan deb. Lekin ikkala tafsir ham bo'laveradi. Yaxshi halol desiz ham yoki pokiza, eng lazzatli, eng yaxshi, mukammal halol deb tafsir qilsiz ham bo'laveradi. Toyib halollik darajasidan baland bo'lsa afzaliyat bo'ladi. Halolni harom demagan, makruh demagan holatda toyibni halol uchun ta'kidlovchi sifat desiz, bunda ishkali yo'q. Buni orqasidan Alloh taolo shaytonning izlariga ergashib ketmanglar. Shaytonning yo'llariga ergashib ketmanglar deyapti. Man qilyapti. Ikkalasini nima aloqasi bor? Birinchi oyatda haloldan yeyishlikka buyuryapti-da, orqasidan shaytonning yo'llariga ergashmanglar deyapti. Zotan tafsirdan ma'lum bo'ldiki, insonlar halol narsani qachon harom qiladi? Shaytonga ergashib. Shayton ularning aqidasini buzadi, vasvasa qiladi. Halol narsani harom qilishlikka, haromni halol qilishlikka harakat qiladi. Lekin endi bu shaytonga ergashgan odamlar eng ahmoq insonlar. Insonda aql bo'lsa aytsa bo'ladi. Alloh taolo halol qilgan narsa halolligicha qolaversin, harom qilgan narsa haromligicha qolaversin. Nimaga biz ikkalasini ham o'zgartiryapmiz demaydi. Mana yahud nasroniylar, mushriklar, kofirlar, bid'atchilarning hayotiga qarang-da. Alloh taolo halol qilgan narsani harom qilib olishgan, harom qilgan narsani halol qilib olgan. Mana yahud nasroniylar, kofirlar to'ng'izning go'shtini yeydi yoki aroq ichadi yoki boshqa vahshiy hayvonlardan, yirtqich hayvonlarning go'shtini yeyishadi. Harom emas deydi, bo'laveradi deydi. Lekin bu tarafda halol bo'lgan narsalarni yeyishmaydi. Haloldan man qilishadi. Bu shaytonning yo'li bular. Bu oyat ikki xil tafsir qilinadi. Biri shu yemoqqa tegishli bo'lgan. Shayton yeguliklar to'g'risida sizni shariatga xilof yo'llarga chaqiradi, ergashmanglar. Uni yo'llariga ergashmanglar. Innahu lakum aduwwun mubin. Albatta u sizlarga ochiq dushmandir. Ikkinchi tafsiri esa faqatgina yemoqqa tegishli emas. Butun sohalarda, butun mavzularda, hayotingizni butun sohalarda shaytonning izlariga ergashmanglar. Albatta u sizlar uchun ochiq dushmandir. Shaytonning dushmanligini Alloh taolo surani boshida zikr qildi. Ya'ni bizning otamiz Odam alayhissalomga va onamiz Havvo onamizga qanchalik zulm qilganligi, ularni jannatdan chiqishiga sababchi bo'lganligini va o'sha vaqtdan dushmanlik boshlanganligini Alloh taolo zikr qilgan. Shayton dushmanimizdir. Shaytonga ergashganlar murakkab johil, murakkab ahmoq bo'ladi. Birinchidan, shaytonga, dushmanga ergashganligi bilan ahmoq bo'lyapti, johil bo'lyapti va shaytonga ergashib turgan narsasi ham Allohning qonunini buzishlik, shariatini buzishlik. Allohni, ya'ni o'zining do'sti bo'lgan, o'zini xoliqi bo'lgan, uni yaratgan, rizq bergan Allohning qonunlarini buzyapti. Bun bilan mana ikkinchi jaholat, ikkinchi ahmoqlik bo'lyapti. Shuning uchun bular murakkab johil, murakkab ahmoq hisoblanadi. Tafsirlarda ulamolar shaytonning yo'llariga ergashlikka ba'zi misollarni keltirishadiki, bir odam falon taomni yemayman deb qo'yadi. Yoki qasam ichadi, falon taomni yemayman deb. Bular shaytonga ergashishlik. Yoki ba'zi baxshilarni ko'rasiz. Tuxum yemay qo'yadi. O'zini taqvodor ko'rsatib. Bu shaytonga ergashishlik. Hech qanday shak-shuba yo'q. Ba'zi baxshilarni ko'rasiz, falchilar, mullalarni tovuq go'shti yemay qo'yadi. Ba'zilari bor, echkining go'shtini yemay qo'yadi. Bir mulla bor ekan shunday. Odamlar aytibdi, qanday taom olib kelaylik? Tovuqning go'shtida taom olib kelsak bo'laveradimi? Yo'q, bu kishi yemaydilar. Echkining go'shtida yo'q, yemaydilar. Molning go'shtida yo'q. Nima yedi? Faqat qo'y go'shti yedilar. Shunday taqvodor mullalar bor. Ba'zilar sut ichmay qo'yadi.
Bazılar çünkü o şeyden bazı nesiller meyvelerde mankıp koyadı uzaya. Falan meyveni yemeye koyadı. Bazılar non yemeye koyadı. Un mahsulatlarını yemeye koyuşadı. Bunlar hem aslında şeytanlı yollardaki ergeçliktir. Şeriatlı kanununu, kettesini, kiçkinesini, kaysanısını özgertirsiniz, şeytanlı ergeçliktir. O şey sahada şeytanlı yolu yekiripsiz siz. 169. ayet. İnnemâ ye'murukum bis-su'i vel-fahşâ ve en tekûlû alallâhi mâ lâ te'lemûn. Şeytan sizlerini fakatkine yamanlikke büyüredi. Fahşâ üyetsizliklerge büyüredi. Ve Allah'a karşı bilmeydigan nesnelerinizi gapirishliklerinizge büyüredi. Suyuti'nin tafsiri İnnemâ ye'murukum bis-su'i el-ithmi. Şeytan sizlerini fakat yine yamanlikke, günahke büyüredi. وَالْفَحْشَئِ الْقَبِيحِ شَرْعًا Şer'an kabih bugün, hünük bugün nesnelerge büyüredi. وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ve bilmediğin nesnelerizi Allah'a karşı gapirishliklerizge büyüredi. مِنْ تَحْرِيمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَغَيْرِهِ Allah Teala haram kılmayan nesnelerini haram kılışlık ve çünkü o şeyden bazı zıt bo'lgan narsalarga shayton sizlarni buyuradi. Alloh taolo shaytonning dushmanligini aytgandan keyin uni 3ta amalini zikr qilyapti. Shayton sizlarga buyuradi, buyruq qilyapti. Sizlar shaytonning buyrug'iga ergashyapsizlar. Mana shu o'zi jaholat, ahmoqlik, zolimlik. Qanday qilib aqlli inson dushmanning buyrug'iga itoat qiladi? Ve yine bu buyruk, Rabbul Alemin'de buyruğuya tezkarı bosa, karşı bosa. Ve bu buyruğunun akıbeti dünyada hem ahirette hem rasvaliyeliğini bilip dursuz. Ne doğruluğunu, batılığını bilip dursuz. Kendi kılıp yani eri yaşasız. Ama eri yaşa yaptı insanlar. Hoş, şeytan ne kadar buyuradı? Allah Teala bunu çekerle yaptı. Yani inneme yaptı. Fakat yine. Şeytan fakat yine silahı üç tanesiyle buyuradı. Başka nesige büyürmeydi. Hiç kaçansılarda zerre kadar bir yaşlılıkke büyürmeydi. Bunu bilip koyular. Şimdi şeytanı ergeçken kafirler hemşindik. Yahudiler bulsun, Nasraniler bulsun, Demokratlar bulsun, Kemalistler bulsun. Hemen kafirler hemşindik. Hazır ki Müslümanlar, Yahudiler ve Amerika bizi yaşlıydı hala yaptı. Avrupa bizi yaşlıydı hala yaptı. Rusya bargansarı bizi yaşlı yapır yaptı. O kafirlerde yaşlı yapır tavassum kılıçdı ki, Kutu büyürünü koyularga tabasun kılıçı yok şeydi. Koyular semir yaptırken de kursan bol yaptı da. Başka kursançılığı yoklardı. Kafirler hiç kaçan bizi yakışlıydı halamaydı. Çünkü onlarda kattası, onlarda hudası, şeytan hiç kaçan bizi yakışlıydı halamaydı. Üçte nesilge büyüredi. Birincisi su, yamanlıklar. Bütün yamanlıklarga büyüredi. Kattası yok, kiçkinesi yok. O'g'irlik desimi, odam o'ldirish, yolg'on, xiyonat, tuhmat, iftiro, g'ibat hammasi. Val fahsha uyatsizliklar, qabohatlar, xunuk narsalarga buyuradi. Fuhsh, u ham yomonligi yomonlikdan ham battar. Zino, zinokorlik, hayosizlik hammasi. Masalan, hozirgi vaqtda ayollarni hijobsiz yurishligi Erkeller avratı açığı yürüşlüge. Hemesi bunge kirp geti oradı. Fuhş narsalar. Ve hayasız kelimeler, sözler. Üçüncüsü, Allah'ın ziddiye bilmediğin narsalarını gepirişlik. Şeytan bana şu amellerde çırarlık gösterdi. Allah'ın ziddiye gepirişlik ne mi? Mesela, Müslümanlardan misal keltirsek, Müslümanlar dedi ki falan bir yerde kabir var dedi, makbara. Şurada kaptarlar var. Şu kaptarlar, işte kabirdeki evliyanın kaptarları. O kaptarlar da yiyse haram dedi. Kimi ki yiyse ağzı kişeyip kalan dedi. O kaptarlar urup gitmedi ona dedi. Karın, Allah-u Teala helal kıyken kaptardı, haram geç kariyattı. Ya ki bazı meyveler, o şey bir şeyh bir evliyanın bağda olsa, Ya uyga yaqin yoki qabriga yaqin bo'lsa, meyvalarda aytadi, hech kim yemasin. Kimiki yesa urib ketadi deydi. Va shunga o'xshagan har xil botil gaplar bor.
Allah Teala halol qilgan narsani harom qilishadi, harom qilgan narsani halol qilishadi. Va shuni Alloh aytibdi deydi. Allohdan deydi. Buni Alloh buyuryapti deydi. Shariatda shunday kelgan deydi. Va oyatni ikki xil tafsir qilamiz. Birinchisi siyoq kalomga qarab turib, yemoq ichmoqqa tegishli qilib xususiy tafsir qilamiz. İkincisi umumi bütün sahalarda. E'tiqodiy masalalarda Alloh buyuryapti deyib insonlar aqidasini buzishyapti. Mana masalan Qur'on hadisda keladi Alloh taolaning qo'li bor deb. Ba'zi mullalarni ko'ryapsizlar, Allohning qo'li yo'q deydi. Qur'on hadisda kelgan bu deydi. Joiz emas Allohning qo'li bor bo'lishligi deydi. Yoki bo'lmasam Alloh taolo arshga oliy bo'lgan desiz, mana ba'zi mullalarni ko'ryapsiz. Ayog'ini tirab turib olgan, aytadiki, "Yo'q, Alloh taolamiz arshda demaymiz. Joiz emas. Chunki Alloh taolo o'zi bizga o'rgatyapti. Arshda desak, kufurib qoladi" deyshadi. Qarang, farz bo'lgan e'tiqodlarni ziddini gapirishyapti-da, yana Qur'on hadisga tuhmat qilishyapti. Ibodat masallarida ham shunday. Namoz o'qishlik shakllarida ham ko'ryapsiz ba'zi mullalarni. Sahih hadislarda kelgan aytadi, "Yo'q, hadisda kelmagan, u mansux bo'lgan" deydi. Tark qilingan deydi. Gunohkor bo'lasan deydi. Sunnatga amal qilsang, gunohkor bo'lasan deydi. Kofirdan battar yomon ko'radi. Shuning uchun inson albatta har bitta gapida o'ylanib gapirishlik kerak. Xususan diniy masalada ilmingiz bo'lmasa gapirmang. Ilmsizlik bilan gapiradigan bo'lsangiz, bilmagan holatda Allohga va uning rasuliga tuhmat qilgan bo'lasiz. Buni masalasi juda keng. Masalan kimiki aytsa ki, Yahudiylar yaxshi desa, kofir bo'ladi. Nimaga? Chunki Alloh taolo Yahudiylarni yomon degan. Kimiki Nasroniylarni yaxshi desa, kofir bo'ladi. Chunki Alloh taolo Nasroniylarni yomon degan. Kimiki Qur'on hamma narsani hal qilib bermaydi desa, kofir bo'ladi. Chunki Alloh taolo aytganki, Qur'on hamma narsani hal qiladi degan. Kimiki bu zamonda Qur'on o'tmayapti desa, bu zamonda boshqa qonunlar chiqarishlik kerak. Zamonlar o'zgarib ketdi desa kofir bo'ladi. Chunki Qur'on butun zamonlarga kifoya qiladigan kitobdir. Ya'ni butun masalalarda ehtiyot bo'lishlik kerak. Kimiki aytsa-ki, payg'ambarimiz alayhisalom bizi zamonimizda kesaydi, kostyum shim kiyib, galusti taqib kelar edi, soqolini qirib, shapka kiyib kelar desa kofir bo'ladi. Nimaga? Chunki Allohga tuhmat qilyapti bular. Antaqulu alallohi ma la ta'lamun. Bilmaydigan narsalaringizni Allohga gapirishlikka buyuradi u. Shu gaplarni chiroyli ko'rsataveradi. Yoki Iso alayhissalom kelganlarda kamandosga o'xshab keladi desa. Bular hammasi kufr gaplar bular. Bilmaydigan narsani Allohga nisbat beryapti. Va insonlar o'ylayaptiki, bu dinda shunday ekan. Buni mullalar gapiradi buni. Ko'chadagi bir johil gapirsa, hamma nafrat qiladi unga. O'zingni to'g'rilab ol. Din to'g'risida bunday gaplarni gapirma deydi. Lekin hozirgi men zikr qilgan narsalarni mullalar gapiryapti. Bular hammasi shaytonning 3-chi programmasi bu. Bilmagan narsangizni Allohga nisbat berishlik. Qur'onda kelmagan narsalarni Qur'onda kelgan deyishlik joiz emas. Yaxshi niyatda bo'lsa ham durust emas, yomon niyatda bo'lsa ham durust emas. Bir kuni bir yigit bir shiya bilan tortishib qopti, yaxshi niyatda Qur'onga ziyoda qilyapti. Shiyaga aytibdiki, Qur'on 30 para, kimiki 30 paradan ko'p desa kofir bo'ladi. Siz shiya aytibdi, nimaga kofir deyapsan sen? Masalan, bizda 40 para deymiz, lekin kofir deyishlik uchun dalil kerak. Desa bu sunni yigit aytibdiki, Qur'onda bor oyat, qayta oyat kelgan. Inda anzalnahu salasina juz'an. Albatta biz Qur'onni 30 para qilib nozil qilganmiz. Deb degan. Siz shiya ham og'iz ochilib qoldi. Rostdanmi, rostdan. Shiya indamay qoldi. Men hech bu oyatni eshitmaganman ham, ko'rmaganman. Nahotki bo'lsa shunday oyat. Men bir tekshirib kelay. Endi u ma'nosida shiyaga g'olib bo'ldi-da, lekin Allohga tuhmat qildi. Robbul alaminga tuhmat qildi, qarang. Yaxshi niyatda qilishligi ham joiz emas. Durust emas. Shuning uchun xususan shariy masalada har bitta gap Qur'on hadisga muvofiq bo'lishlik kerak. Mana ba'zi olimlarni ko'ryapsiz, bilib yoki bilmasdan Allohga tuhmat qilishyapti. Musiqani halol deyshyapti. Qur'on hadisda kelgan deyapti. Yoki kufr hukumatlar, kufr siyosatlarni qo'llab-quvvatlashyapti.
bo'laveradi deyishyapti. Va ayollarda hijobsiz yurishligiga fatvo chiqarib berishyapti. Bular hammasi antaqulu alallohi ma la ta'lamun. Bilmaydigan narsalaringizni Allohga nisbat berishlik. 170-oyat. Va iza qila lahum ittabi'u ma anzalallohu. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Ularga Allah tushirgan, nozil qilgan narsaga ergashinglar deb aytilsa, balki biz ota-bobolarimizni topgan, ko'rgan yo'lga, narsaga ergashamiz xolos, deydilar. أَوَلَوْ كَانَ yoki ularning ota-bobolari hech narsaga aql yetmaydigan va to'g'ri yo'l topmaydigan bo'lsa ham, shunday bo'lsa ham ergashaveradilarmi, deyapti Alloh taolo. Suyutining tafsiri va iza qila lahum ay al-kuffar. Kofirga, kofirlarga aytilsa-ki, ittabi'u ma anzalallohu minat tawhidi va tahlilit tayyibat. Alloh taoloning tushirgan, nozil qilgan hukmlariga ergashinglar tavhid masalasida va tayyib halol narsalarni halol deb bilishlikda. Desa qalu la ular yo'q deydi. Bannat tabi'u ma alfayna vajadna alayhi abana. Balki biz ota-bobolarimizni qanday yo'lda topgan bo'lsak, alfayna vajadna degani. Shunga ergashamiz. Min ibadatil asnam va tahrimis savoib val bahair. Butlarga ibodat qilishlik va soiba va bahiralarni harom deishlikda. Biz ota-bobolarimiz butlarga ibodat qilar edi, shuning uchun biz ham ibodat qilyapmiz. Va shu sohibalar, bahiralar, bu hayvonlarni harom deganda, shuning uchun biz ham harom deyapmiz. Avvalo yattabi'unahum. Alloh aytayaptiki, val hamzatul inkor. So'rayapti. Hamza savol kalimasidir. Inkor qilib so'rayapti. Ularga ergashib ketishaveradimi ular? Ota-bobolariga ergashaveradimi? Ya'ni ergashmaylar degan ma'noda. Kanabahum la yaqiluna shay'an min amriddin. Ularning ota-bobolari din ishlaridan biror narsaga aql yetmaydigan bo'lsa ham ergashib ketaveradimi? Wala yahtaduna ila al-haqqi va haqqa hidoyat topolmaydigan bo'lsa ham ergashib ketaveradimi ular, deyapti. Demak, mana bu oyatda Alloh taolo o'zining diniga ergashlikka buyuryapti va johil insonlarga ergashmaslikka buyuryapti. Bu oyat yuqoridagi oyatning davomi, ko'ryapsizlar mana. Insonlar Allohning dinini buzdi va Allohning dinini tark qilishib, buzg'unchilarga ergashib ketyapti. Alloh taolo mana shu haqiqatni ko'rsatyapti. Yer yuzida islomdan boshqa din yo'q edi. Odam alayhissalom kelganda butun zurriyotlarga, farzandlariga islom dinini o'rgatdi. Nuh alayhissalomning zamoniga kelib insoniyat buzildi, kofirlar paydo bo'ldi. Undan keyin butun kelgan payg'ambarlar insonlarga haq yo'lni ko'rsatdi, Alloh yo'lini ko'rsatdi. Shaytonni yo'lidan qaytardilar, man qildilar. Mana shu kurash, mana shu mujodala bizi zamonimizgacha davom etdi, qiyomatgacha davom etaveradi. Ikkita yo'l bor, biri Allohning yo'li, ikkinchisi shaytonning yo'li. Lekin shayton hech qachon o'ziga kelib turib, men shaytonman, sizlarning dushmanlaringizman, sizlarni xor qilishlik uchun sizlarni hozir bir yo'lga ko'rsataman demaydi. Doim shayton iymoni zaif bo'lgan odamlarni vasvasa qiladi. Vasvasa qiladi, u odam bo'ladiki, menga ilhom kelyapti. Ditta kecha ilhom akam keldi debki odamlarga u ilhom akasini gaplarni aytib beraveradi. Shunday qilishligimiz kerak, shunday qilishligimiz kerak deb. U shayton tarafidan vasvasa. Shundan qarabsizki, din buzilaveradi. Shuning uchun Alloh taolo o'rtaga kitob qo'ydi, Qur'on va hadis. Bunga amal qilasizlar. Hech qanday ilhom akaga quloq solmaysiz. Faqatgina Allohning aytganini qilasiz, Rasulullohning aytganini qilasiz. Kofirlarga Allohning tushirgan narsalarga ergashinglar, Qur'onga amal qilinglar va payg'ambarga ergashinglar desiz, ular aytadiki, biz ota-bobolarimizni qanday yo'lda topgan bo'lsak, shunday ergashib ketaveramiz deydi. Alloh taolo aytayaptiki, ularning ota-bobolari hech narsaga aql yetmaydigan, aqlsiz va hidoyat topolmaydigan johil, salolatdagi adashgan insonlar bo'lsa ham, deyapti. Ular hidoyatdan mahrum edi-ku ular. Demak, faqatgina Qur'on va hadisga ergashishlik kerak. Bu oyatning tafsiri nihoyatda keng.
Bu yerde hazır kafirler özlerinin atabalarına ergeçlikleri kör körüne taklittir. Karın? Müşriklerden böyle kör körüne taklit kırışlık. Caizmez. Bir insan ilim oku yaptı, din örgeni yaptı, başıda iptidada bir alımge, yani alımge, Kur'an hadisi biledigen, takvali, haktı gepiledigen alımge taklit kıladı vaktinçelik. Bu caiz, mümkün. Lakin daimen, daimi halette taklit kırışlık caizmez. Teşhirişlik gerek. İnsanlar bahane kıladı ki biz teşhirelmiyimiz, ilmimiz yok dedi. Lakin ne doğru yapır şey yaptı. Demek ki dünyavi meselelerde nihayette akıllı. Dünyavi meselelerde bütün alımlar toplanıp durup bir zararlı ticareti gösterse avamlar kimiydi beraber. Hatırca metedir ki sizler alımsılar, bu ticaretke erleşmeyler, bilmeyseler. Bunu biz yaşlı bilemez. Bütün umurumuz ticarette öttü deydi. Yani dünyayı mesele de cüde akıllı yular. Alımlar kanca fatva versin, beraber özünü bilgenlik uğradı. Dini mesele gekeken de akıllar işlemeyi kaladı. Kelleler işlemeyi kaladı. Biz bilmeyimiz ne olsa müllerinin zimmesi geliydi. Şu müllerlerimiz ne verirse şunu kloramız deydi. Bu caizmez bu. Ötken insanlardı, bana şeytan adaştırdı ve kiyingiler adaşı yaptı ki ular geri geçip durup. Adaşkenleri geri geçkenliği bilen adaşı yaptı ular. O şey adaşken insanlar, Kur'an hadisiye hılaf kıyken insanlarda Allah-u Teala akılsızlar ve cahiller zelaletteki adaşkenler de yaptı. Bana şu ıhtılap köp böyle yaptı göre yaptılar. Kafirler bile bizi ortamızdaki böyle yaptığın ıhtılap hem şu ve Müslümanlar da ortasındaki ahli hak bilen Ahli zalalatta ortasında ihtilaf hem şu. İnsanlar bidiyat, hurafat kıl yaptırken bu ise, uzları Müslüman. Kur'an hadisiye çakırsız etedi ki, ata bağlarımız geri yaşamız deydi. Ular sizlerden göre kattara alımıdı deydi. Şu kabirge sığınmıyorlar, kabirlerde bu diye belen kimiyelerdi siz, ata bağlarımız sizlerden göre alımrağıdı deydi. Kabirlerge bağırıp, hatmi Kur'an kimiyeler, yerde kurbanlık kimiyeler, yerde Kur'an okumiyeler, Kabirdagilardan yordam so'ramanglar. U yerga borib ibodat qilmanglar. Masjidlarga qabr qo'ymanglar. Qabrlar ustiga masjid qilmanglar desiz. O'tgan olimlarimiz sizlardan ko'ra olimroq edi deydi. Va shuning butun bidiyat xurofatlari. Ruhlariga sig'inmanglar. Ya Abdul Qodir Jiloni, ya G'ausul Azam demanglar, ya Rasululloh demanglar. Bular hammasi durust emas. Mavlud qilmanglar. Bu Navro'zni bayram qilmanglar. Küfür bayramlarını nişanlamaylar, küfür bulardı siz. Endi senler bilip kaldı mı deydi. Atabalarımız kılışandı ki, bizim kloramız deydi. Bu ne cehaletlerin nihayette ki, sana siz, sana bitirelmeyiz. Allah şunu eti yaptı. Silahda atabaları hiç nesege akıl etmeseye mergeç orasılar mı olarge? Adeşken bu seye mergeç bit orasılar mı? Bunu Allah eti yaptı. Karim, bize etkenimiz yok. Lakin daha ruhlar ne deydi? Kareler. Bular Vahabi bular. Bular atabalarımızga beadablık kıladı. Ötken ulamalarga beadablık kıladı. İmamlarga, avliyalarga adabsızlık kıladı bular. Ötken alimlarga, avliyalarga, imamlarga adabsızlık kıyan, Rasullarga adabsızlık kıyan bular. Rasullarga adabsızlık kıyan kafir. Bular kafir diyeceğiz. Lekin bular yalgan. Yalğancı bular. Ular ata babalarımızga ergeşemiz deydiler. Biz ular getemiz ki, doğru, sen ata babalarınge ergeş yapsan da, lekin, ata babalar iki yıl buladı. Yukarıda geldi bana, Yaqub aleyhisselam, Mâ te'budûne min ba'di. Benden ki, neme ki ibadet kılasılar diyordu, neme dedi, İlâheke ve ilâhe âbâik. Farzandlar aytdi ki, seni ilahinge ve seni ata babalarini ilahige ibadet kılamız dedi. Karin. Ata babalar da yürüden kitemiz dedi. Ana undey ata babalar da yürüden kitsin, hiç kendi itiraz yok. Adam aleyhisselam da yolu, Nuh aleyhisselam da yolu, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam, sahabeler, yani Buhari, Tirmizi, biz zamanımızda geçerken şu alimler, Kur'an-ı Hadis'te mahkem üşegen ulamalar, evliyalar da yoluge ergesin bular. Bizi zerre kadar itirazımız yok. Kolumuzdan kiyen hizmetimizi kılamız. Lekin bularge biz hayran kagenimiz çünkü
Hazır biz zikirge kıyan kişiler diye biz ata babalarımız deydi. Ama ularge hılap bugün kişiler geri geçerdi. Bütün peygamberlerge, sahabelerge, alimlerge, evliyalarge düşman bugün bidiyatçiler, cahiller, hurafattakiler, dinin meleğini bilmediyen insanlar geri geçerdi. Ayta diyene biz ata babaları geri geçerdiyiz deydi. Karin, haktı kendik büzük gösteri yaptı. Biz aytamiz ki, mana ota bobolar ikiga bo'linadi. Yaxshilar va yomonlar. Nimaga sizlar yomonlar yerga yashayapsizlar? Yaxshilar yerga yashasangiz bo'lmaydimi? Ammo bizga tuhmat qilganda, haqqa da'vat qilgan, haqqa chaqirganlarga tuhmat qiladiki, o'zlari yomon yerga yashatdi, yaxshini ko'rsatadi. Bular yaxshi bo'lgan ota bobolarimizga qarshi chiqyapti bular deydi. A sen yaxshilarga yerga yashmayapsan-ku. Sen Buxoriyga yerga yashasang, biz e'tirozimiz yo'q edi. Aytadi Buxoriy biz ota-bobolarimiz deydi. To'g'ri, sen ota-bobolaring. Lekin ergashmayapsan-ku. Buxoriyni taniysanmi? Aytadi juda yaxshi taniymiz deydi. Imom Buxoriy namoz o'qiganlarida har rukuga ketishdan oldin rukudan boshlarini ko'targanda rafiladan qilardilar. Qo'lini ko'tarardilar. Buxoriyda ham yozganlar buni, risola yozganlar mustaqil. Siz hayron bo'ladi. Şu Buxoriy mi ya başkası mı ya şu Buxoriy. Ve cahri namazlarda vela dallin diye nekin amin derdi İmam Buxoriy. Demegenlerde kattı rad kıladılar. Kol kütörmegende cüda kattı rad kıladılar. Nihayete kattı rad kıladı. Karin. Hoş şimdi Buxoriy'e kim erge şey yaptı? Sen mi ya başkalar mı? Sen Vahabi diye yaptırgenle erge şey yaptı mı ya sen erge şey yapsan mı? Hadin kazzoblik o'rtaga chiqyapti buni. Yoki aytadi biz Hanafiymiz deydi. Xo'sh, sen Hanafiy bo'lsang, Buxoriydan voz kechishadi. Qaradiki bo'lmayapti. Yo Hanafi Buxoriy boshqa mazhabda shakldi. Biz Hanafiymiz deydi. Tamam, sen Hanafiy bo'lsang, Abu Yusufni tanisanmi? Abu Hanifaning eng katta shogirdi. U kishi ham rafiladan qilardi. Rukiga borishdan oldin ham keyin ham qo'lni ko'tarardilar. Abu Hanifani qancha shogirdlari jahri namozlarda aminni jahri aytardilar. Imom Azam bütün shogirdlari hammasi namozda qadrida o'tirganda ko'rsatkich barmog'ini qimillatib ishora qilar edi. Ha bular qilishmaydi bular. Qarang. Va boshqa yana Buxoroda o'tgan ulamolarning kitoblarida Buxoroda bütün fatvolarini ko'ring, aytadiki Navroz harom, kufr. Kimiki Navrozni bayram qilib nishonlasa kofir bo'ladi. Kimiki Navroz bayramında bir insanı tebriklese, mübarek olsun bayramıysa kafir bo'ladi. Yoki bir cahil sizga telefon qildi. Aytdi ki, jiyan ya o'g'il ya dada ya ona ya opa dedi sizga. Navroz bayramımız mübarek olsun desa, sizga ham desiz kafir bo'lasiz. O'zlaringizga ham mübarek olsun desiz kafir bo'lasiz. Navroz bayramı günü bir katta hadiyalarda qo'ying, bir tuxumda hadiya qilsiz. Kichkina bir narsani, semizkani bir donasini hadya qilsiz, kofir bo'lasiz. Shu Navrozni bayram qilyapti turganlarni ko'rib, ajib bir bayram qilishyapti, mazza qilishyapti, siz kofir bo'lasiz. Bu bizning fatvoyimiz emas bu. Buxoriylarning fatvosi. Ko'ring Buxoriylarning kitoblarini ko'ring. O'sha Hanafiylarning fatvolari bular. Va shu Navroziga o'xshaydi 8-mart bayrami, 1-chi May bayramı, boshqa qancha bayramlar bo'lsa, xotinlar bayrami, erkaklar bayrami, chollar bayrami, kampirlar bayrami, hammasi shunday harom kufur. Islomda o'zida o'ziga ma'lum bo'lgan bayramlari bor. Shuni bayram qilasiz xolos. Ro'para kelgan narsani bayram qila olmaysiz. Qarang. Senlar qaysi ota-bobolarga ergashyapsan? Senlar shu o'g'ri, bir zinokor, xoin, kazzob bidiyatchi, din düşmanı bo'lgan kişiler geri yashayapsan senlar. Albatta tarixda har xil insonlar var. Dünyanın her yerida yaxshi insonlar ham yashaydi, yomon insonlar ham yashaydi. Senlarda aql bo'lsa, senlarda zarra qadar bir fikir bo'lsa, senlar shuncha avliyolarni, ulamolarni tark qilib, johillarga geri yashasanmi senlar? Boshqa odam topishalmadingmi? Yani uyalmasdan bizga tuhmat qilganini qarang. Haqqa da'vat qilganlarda aytadiki, bular avliyolarga dushman deydi. Nihoyatda zolim bular.
Mana shu darajada bularni asli puch, hech qanday asli yo'q. Endi hozir avomlarni, bechoralarning fikrini aralashtirib qiynayapti degan mullalar. Qo'ziqoringa o'xshab har tarafda chiqib ko'payibdi mullalar. Odamlarning fikrini buzyapti. Bular vahobiylar, bularga ergashmanglar. Odamlar so'raydi, vahobiylarda nima alomati bor desa, juda oson deydi. Vahobiylarni bir pasda tanib olasizlar deydi. Ularda alomat shuki, Qur'ondan hadisdan gapiradi. Dunyoni qayeriga borsangiz, mullalardan so'rangda, vahobiylarda nima alomati bor siz, nihoyatda oson deydi. Bir pasda tanib olasan deydi. Ozgina gaplashsang, darrov ma'lum bo'ladi deydi. Qur'ondan hadisdan gapiradi. Endi shu avom aytmaydiki, bu nima deganingiz bu? Siz nimadan gapirasiz demaydi. Siz Tavrotdan gapirasizmi? Siz Injildan gapirasizmi demaydi. Shunaqami? Ha. Bir hafta oldin bittasidan gaplashuvdim. Ha deb Qur'on hadisdan gapirib turdi. U ham vahobiy ekanda. Ha, Alloh saqlabdi meni. Bir soat gapirdi, hech qaysini sizga amal qilmadim deydi. Alloh saqlabdi meni deydi. Qarang. Hech kim aytmaydiki, biz Qur'on hadisdan gapirmasak nimadan gapiramiz? Qur'on hadisga amal qilmasak nimaga amal qilamiz biz? Xo'sh, bu mullalarni ko'rsatib turgan bidiyatlarining nima dalillari bor? Navro'zni bayramligiga nima dalil bor? Yoki Mavludni borligini nima dalili bor? Qabrlarga borib sig'inishyapti, ruhlarga sig'inishyapti. Nima dalili bor bularda? Hech qanday dalili yo'q-ku. Ko'rsatsin dalili bo'lsa. Yo'q, hech qanday dalil. Ammo menga afsuslar bo'lsinki, millionlarcha musulmonlar shularga ergashib ketyapti. Alloh taolo shundan man qilyapti. Bu oyatda albatta ikkita tafsir bor. Biri aytganimdek, kofirlar bilan biz o'rtamizdagi masala, ikkinchisi o'zimiz o'rtamizda musulmonman deb, lekin shaytonning yo'liga ergashib ketyapti turgan, kofirlarning yo'liga ergashib ketyapti turgan kishilar bilan haq ahlining o'rtasidagi mana bu mujodala. Qur'on hadisga xilof bo'lgan kishi. Ya'ni kimdan so'rasangiz so'rang. Vahobiylarning ashaddiy dushmani bo'lgan mullalardan borib so'rang. Aytingki, biz kimni rozi qilishligimiz kerak desangiz, Allohni deydi. Kimga ibodat qilishimiz kerak desangiz, Allohga deydi. Kimga itoat qilishimiz kerak desangiz, Allohga. Qaysi kitobga amal qilishimiz kerak desangiz, Qur'onga deydi. Kimga ergashishimiz kerak desangiz, Muhammad alayhisalomga deydi. Bizning ustozlarimiz kim desangiz, sahobalar, tobiinlar, tabi tobiinlar deydi. Hadi aytadi shuni. Xo'sh, bo'lmasam shularning yo'lini ko'rsating. Siz undan keyin aytadiki, yo biz ularni tushunmaymiz deydi. Ular juda katta insonlar edi. Biz ularning gapini tushunmaymiz. Tushunmaydigan ahmoq bo'lib qolganmiz. Aqlimiz ishlamay qolgan, zang bosib ketgan. Shuning uchun o'zimizni mana bu kitoblarimiz bor deydi. Farscha kitoblar yoki turkcha kitoblar yoki barcha boshqa jincha kitoblar. Uni siz tushunmaysiz. O'zlari tushunadi xolos, hech kimga ko'rsatmaydi ham uni. Bu katta ulamolardan qolgan deydi. Bizga vasiyat qilib ketgan deydi. Bu Qur'on hadisning mag'zi bu deydi. Qur'on hadisning butun xulosasi mana shu kitobda kelgan. Bittasini oti chor kitob. Shunaqangi har xil kitoblari bor o'zlarini. Qur'on hadisga amal qilganlar adashadi deydi. Chunki aqllariga yetmaydi deydi. Shunday qilib odamlarni aldab ketadi. 171-oyat. Va masalul lazina kafaru كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Kafir bo'lgan kishilarning misoli chaqiriq va nidodan boshqa narsani eshitmaydigan narsalarga ovoz qilyap turgan, ovoz chiqaryapti turgan kishining misoliga o'xshaydi. Ular kardurlar, saqovdurlar va ko'rdurlar. Endi ular aqllarini ishlatmaydilar. Aql qilmaydilar. Suyutining tafsiri va masalu sifatu. Masal sifat degani allazina kafaru, kofirlarning sifati, va man yad'uhum ilal huda, va ularni hidoyatga da'vat qilgan odamning misoli kamasalillazi yan'iqu
Yani yusavvitu. Avaz çıkarıp duran kişinin misali görüşüyordu. Bima la yesme'u illa du'an ve nida'an ey savtan ve la yefhemu ma'nahu. Manasını düşünmedi fakat yine avazda işlediğin kişilerine avaz kılıp duran görüşüyordu. Ey fi sema'il mev'izati mev'izane işçilikte ve adami tedabburiha ve mev'izane tedabbur kümeslik, tefekkür kümeslikte kelbehaimi hayvanlarına görüşüyordu. Karın kafirlerde Allah-u Teala hayvanlarına görüşüyordu. Tesma'u savta ra'iyaha ve la tefhamuhu. Hayvanlar uzunun çupanının avazını işledi, lakin tushunmaydi. Hum summun bukmun umyun. Ular kardurlar, saqavdurlar ve kördurlar. Fahum la yaqiluna al-mav'izata. Endi ular mav'izaga aqllarini işletmeydiler. Allah Teala mana kafirler ve kafir atababalarına iyili geçkenlerde bir misalını keltiriyordu. Bunun iki de tafsiri var. Biri, kafirlerde davet kılıyıp duruyor Muhammed Aleyhisselam ve o kişi iyili geçkenler. İkincisi ise Muhammed Aleyhisselam'da düşman buyuran kafirler ve bizi zamanımız geçekeliyip duruyor kafirleri ular geri geçekeliyip duruyorlar. Yani davet, dinge davet kılıyıp duruyor bilen, dinge hılap buyuran adamlarına bir misal keltiriyordu Allah Teala. Kafirlerin misali çünkü o şeydi ki, bir çoban hayvanlarına, mesela koyularına gapirsa, kendi avaz çıkarsa çıkarsın, ular hiç de sana düşünmeydi ular. Kança iltimas kılıp gapirin, koyular düşünmeydi beraber. Ular koyular, mesela o şey hayvanlar, padada girerseler, fakat yine nidane işledi halas. Uzun, has bazı avazlar var, şularda işledi halas. Çünkü karab kulasa kılıp, başkarılıp kete uğradı. Bilesler her çupanda uzun avazları buladı. Koyularını yetelep kete yaptırırken de bazı şu avazları çıkardı. Koyular şunu düşünüyordu ya tok dedi ya oyun tarafı ya çap tarafı ya geçiyordu. Ama başka hiç kendini yaptı. Düşünmüyordu onlar. Peygamberimiz Aleyhisselam ile kafirlerin misaliyem şundik. Onlar hiç kendini yaptı. Düşünmüyordu onlar. Siz bilen, sizi karşınızdaki bidiyatçılar, hurafatçılar, kafirlerden misaliyem şundik. Hiç kendi yaptığı düşünmeydi. O şey hayvanlık işarelerini düşünedi halas. O şey zaruratlı düşünedi halas. Mesela, minglerce koyular keti yaptı. Aldı da bir kağıtta cer. Hazır etelik ki 300 metreden ki ya 500 metreden ki bir de kağıtta cer keladı. Ve bilez ki bu minglerce koyu yürüyenden ki arkadakileri görmeydi ki. Başıdaki varsa ya tohtamasa cerdaldı gibi varken ki tohtaştı manası yok. Arkadakileri itarıp çuruar uğradılardı. Şunda siz mikrofonda alıp hürmetli koylar. Az 500 metreden ki cüda çukur cer geledi. Sizler öylemeyler ki çüp geçsekem sakkalamızdı. Hemen az öylesiler. Sizler öyleseleriz mengeyem zarar. Bu masam ölüp gitmeyseler mi? Şu zarar bölgenlik için açın yapın. İltimas tohtaylar. Deyin ki halak bolasılar diye yapın. Yakında bana kuzuladılarız. Kuzucaklarız hem var. Deyin ki çünedi mi yaptı? Çünmedi. Geçiyor adı. Kanca yalınayın. Uzunu mahsus illa duaan ve nidaan. Uzunu mahsus nidaları var. Çakırıkları var. Şunu kısız ki hemen kulağlarını kütarışıp bir karışa da atırak kendime yapayım kendim. Bunlar hem şundik. Kafirler giyem kança yapırın, ahiretten yapırın, cennetten yapırın, cehennemden yapırın. İsnep, her tarafı karab, Osman karab oturur adı. Aynı o şey koyuya o şey gen. Koyuya kança yapırın, şirin yapırın, kavşanı bir atır adı o. Kafirler hem bidiyatçılar hem şundik. Kança yapırın faydası yok. Ama uzunu has mesela nidalar çünedi. Dünyavi bir fayda bulsa, daro çünedi bu. Dinden kança yapırın çünmedi, falan yerde bir ticaret bırakken, yakşıyken, ayge şunca fayda kalarken siz daro gözlerine kette kette açıp, bizden kısayı bulmaz mümkün değildi. Cennet emelden kança yapırdıyız, hiç kendi kulaksa geni yok. Bu bitti tefsiri. Davetçi bilen düşmanlardı, halatı çünkü yok şeydi. İkincisi ise, kafirler bilen ilahlarının ortasındaki tesbih. Kafirler uzların ilahlarına, hudalarına
avaz çıkarışı yaptı. Mesela ya fulan ya fulan deyip bizi kutkarın, necat verin, yardım verin, ferzan verin, şifa verin diye şey yaptı. Lakin onlar da butları hiç de sana düşünmedi. Mesela butlar taştan mı geldi, bana düşünmedi o. Onu kendi kılıp yasakken olsa şunun ilerice dururadı. Mesela onu yasakken haykal taraş tırcay ettirip yasakken olsa soğuksuz hem tırcay uğradı, mahtasız hem tırcay uğradı. Eğer kavağını sap koyuyken, salıp yasak koyuyken olsa şunun ilerik. Kanca şirin gelmişsiz hem kavağını sap dururadı. O taş da o. Ya ki darak. Kabirler hem şunca, şunun ilerik. Kanca gelmişsiz 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 hem düşünmedi onlar. Bütün batıl ilahlar, hudalar bana şunluyor. Hiç kendi yaptı düşünmeyiz. İkalası yan bulur, lakin birinci tafsir afzalroq. Allah aytibdi ki, bu kafirler summun, karular. İşitmeydi ular. Yani kulağı işleydi. Lakin uhravi meseleyi işlemeydi. Kur'an-ı hadiste işitmeydi ular. Bu kümün, sakabıp kalışken, haktı yapırmaydı ular. Gapiraveradi dunyoviy narsani. Bu majoziy ma'noda bo'ladi. Haqiqatan ular karmas. Islomga nisbatan kar. Islomga nisbatan soqov. Va ko'rligi, ko'zi ko'radi. Lekin ibrat olmaydi. Islomiy e'tibordan ko'r ular. Shunday ekan fahum la yaqilun. Shunday bo'lgandan keyin ular endi aqlini ishlatmaydi. Aql bormi ularda? Aqlini ishlatmayaptilar. Akıllı işletedigen bütün yollarda bir kitle çeşken. Karin Allah Ta'ala kafirler ve onlar geri geçkenlerde kançeli bir mezemmet kılıp, kançeli malamet kılı yaptı. Onlar da hayvandan bedderliğini bayan kılı yaptı. Kançeli bir ayançli, kermendeli haletdeykenliğini, akılsız ikenliğini tekrar tekrar yapır yaptı. Şundan ki nem insan yine şunlar da yolu geri geçip gitti uğradı mı? Şundan ki nem Kur'an-ı Hadis'te tercih kimiydi mi? Allah ve onun Resulü'ye erişmeydi mi? Şundan ki nem Kur'an-ı Hadis'te örgeneyi bulmasan bu hayvandan bedtar olup kalamanakken demeydi mi? İnsanların köpçülüğü bu nesillerden haberi yok. Ve müllerler kastar etmeye yaptı ki adamların gözü açılıp kalmasın deyip. Allah Subhanehu ve Teala bütün ümmetke Kur'an-ı Hadis'te mükemmel örgenip amel kılıçlığını müyesser kılsın.